Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu videomda Hoca Ahmet Yesevi ve onun tarikatı olan Yesevilik'ten bahsedeceğim. Malumunuz Yesevilik Orta Asya'da yeşeren bir tarikattır ve özellikle Türkler arasında oldukça köklü bir geçmişi vardır. Türklerin İslamlaşmasında hayli etkili bir tarikattır. Bu itibarla da hem bu tarikatı hem de aynı zamanda tarikatın kurucusu olan Hoca Ahmet Yesevi'yi kısaca tanıtmaya çalışacağım. Kendisi sadece Orta Asya Türklerinin değil, aynı zamanda genel anlamda Türk dünyasının dini hayatında, tasavvufi hayatında oldukça derin izleri olan büyük bir zattır. Bu itibarla da içimizden çıkmış birisidir. Nasıl bir etkiye sahip olmuştur? Onun öğretisi nasıl Anadolu'ya kadar gelip Anadolu irfanı diye bildiğimiz o kaynağın özünü oluşturmuştur ve bu bağlamda geniş coğrafyaya nasıl yayılmıştır? Biraz buna dair detayları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Kendisi Orta Asya'nın İslamlaştırılmasında büyük rol oynadığı için aynı zamanda Piri Türkistan diye de anılmaktadır. Dolayısıyla da Türklerin de aynı zamanda Piri olarak zikredilmektedir ki bugün de hala onun ismi yaygın bir şekilde bilinmektedir. Aynı zamanda kendisi mutasavvıftır, şairdir ve ediplik yönü de vardır. Yani çok yönlü bir alimden söz ediyoruz. Bunun yanında birçok efsaneyle de hayatının bezemiş olduğunu, öğretisinin birçok efsaneyle de iç içe anıldığını belirtmeden geçemeyiz elbette ki. Biz olumlu veya olumsuz yönlerini değil, olanı olduğu gibi yansıtmak durumundayız. Bunu tekrar belirtmiş veya hatırlatmış olalım. Önemli bir zattan bahsettiğimizi söyledik. Yalnız biyografisiyle ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Var olanlar da az önce belirttiğim gibi büyük oranda menkıbelerle iç içe geçmiştir. Gerçekle menkıbe arasında karma karışıklık söz konusudur. Yani bir takım haber kırıntıları olsa da bunların ne derece doğruluğu, yanlışlığı pek bilinmemektedir. Bilinen bir takım hususlara bakarsak Batı Türkistan'daki Sayram kasabasında doğmuş. Bazı kaynaklarda ise daha sonradan yerleşmiş olduğu şehre nispetle Yesi'de doğduğu iddia edilmiştir. Oysa buraya daha sonradan göç etmiştir ki ona değineceğim. Bu itibarla da Yesevi olarak nitelendiği şehirde doğduğu iddia edilse de Sayram'da doğmuş olduğunu belirtelim. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Yalnız hem kendi ölüm tarihinden hem de hocası Yusuf el-Hemedani'nin öğretisini devam ettirmesi bakımından veya onun haleflerinden olması nedeniyle belli bir tarih elde edebiliriz. Mesela Yusuf el-Hemedani 535'lerde Hicri veya miladi 1140'larda vefat etmiştir. Kendisi de onun halefi olduğuna göre demek ki biraz daha ondan küçük sayılabilir. Nitekim de ölüm tarihi 1166'dır. Yani hocasından 26 yıl sonra ölmüştür. Bu nedenle de doğumunun 11. yüzyılın ikinci yarısından sonra olduğunu veya bu tarihlerde doğmuş olabileceğini tahmin edebiliriz. Kabaca bir tahmin elde ettik. Çok da önemli değil doğum tarihi. Babası Şeyh İbrahim doğduğu şehrin tanınmış şahsiyetlerinden olarak zikredilmiştir. Ancak 6 yaşlarındayken babasını kaybedecektir. Hatta ondan önce de annesini kaybetmiştir. Bu nedenle de hakkında henüz küçük yaşlardan itibaren birçok efsane de anlatılmıştır. Mesela soyunun Hazreti Ali'ye kadar dayandırıldığı iddia edilmiştir. Dikkat edilirse zaten kimi önemli şahsiyetlerin, tarihi şahsiyetlerin, hele hele tasavvufi şahsiyetlerin bir şekilde getirilip de soyunun Hazreti Peygamber'e dayandırılması adeta bir genel geçer bilgi. Çünkü buradan devşiriyorsunuz önemli bir gücü veya gücün önemli bir kısmını. Bugün bile hala o soydan geldiğini iddia edenler vardır ki yani bunu tespit edebilmek tarihi verilerde asla ve asla mümkün değil. Veya belirlenmiş olsa da Hazreti Peygamber'in soyundan gelmenin insana hiçbir artı değer katmadığı dini açıdan ortada olduğu halde insanlar bu mensubiyet üzerinden parsa toplarlar ki
Osmanlı döneminde de nakibül eşraflık sisteminin nasıl bir boyuta ulaştığını, sayılarının binleri geçtiğini bu vesileyle belirtmiş olalım. Anne babası öldükten sonra ablası Gevher Şehnaz'la beraber Yesi şehrine göç ediyor ve burada yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla da bu şehir onun hayatında önemli bir iz bırakmıştır ama daha önemli iz bırakan kişi ise burada tanışmış olduğu Arslan Bab veya kimi kullanımlarda Arslan Baba. Bu şahısla tanıştıktan sonra onun hayatı ve yol haritası büyük oranda netleşecek veya farklılaşacaktır. Zira ona intisap etmiştir. Hikayeye göre, ki bu hikaye dememin özel bir nedeni var, zira Arslan Bab aslında ashabtanmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'den takriben bir arada nereden baksanız bir 400 yıl var. Ama bu şahıs, yani Hoca Ahmet Yesevi'nin tanıştığı bu şahıs aynı zamanda yani şeymiş, ashabtanmış. Yani arada 400 yılı bir anda kapatmış oluyorsunuz. Nasıl oluyor demeyin hocam. Bu tarz hikayeler tasavvuf geleneğinde gırla gider. Bunu erbabı bilir. İddialara göre bu Arslan Bab Resulullah'ın tavsiyesi üzerine Hoca Ahmet Yesevi'yi yetiştirmek ve aynı zamanda onun söyleyeceği hikmetleri öğretmek için Yesi'ye gelmiştir. Nasıl olmuş bu iş? Hatta geldiği zaman bir de Hazreti Peygamber'in emanet olarak vermesini istediği hurmayı da ona takdim etmiştir. İddiaya göre Resulullah ashabıyla beraber hurma yerken bir hurma kaptan yere düşüyor. O da Allah Resulü de kaldırıyor. Diyor ki bu diyor Ahmet'in kısmetidir. Bunu ona kim verebilir diye söylüyor. Fakat kimse ortaya çıkmıyor. Bunun üzerine Arslan Bab görevi devralıyor. Diyor ki ben ortaya çıkıyor, talip oluyor ve ben bunu ulaştırırım diyor. Resulullah da yine hikayemize göre hurmayı onun ağzına koyuyor ve bu şahıs 400 yıl sonra takriben hurmayı götürüyor. Yesi de Hoca Ahmet Yesevi'ye veriyor. Siz bu hikayeye inandıysanız ben de inandım ama hikaye bu. Nerede geçiyor bu hocam? Divan-ı Hikmet'inde geçiyor. Şimdi tabii içimizden çıkan bir şahıs olduğu için tabii ki bizim hayatımızda son derece önemli bir şahsiyettir ama aynı zamanda bu Divan-ı Hikmet'indeki hikmetlerinde bu tür efsanelerin olduğunu da göz ardı etmeyelim. O nedenle de ne yermek için söylüyorum, ne abartmak için ama böyle bir hikayeden bahsedildiğini bu vesileyle aktarmış oldum. Bu tür hikayeler niçin anlatılır? Çok basit. Aslında bunu dillendirirken kendisinin Hazreti Peygamber'in manevi terbiyesiyle yetiştirildiğini ifade etmek için ve bir şekilde hem onun soyuna intisap edip bu şekilde bir kurgu yapılmış ve bu şekilde takdim edilmiştir. Oysa dediğimiz gibi arada nereden baksanız 400 yıllık bir zaman farkı vardır. Sonuçta Arslan Baba Hoca Ahmet Yesevi'yi yetiştirmiş, kendisi ondan ilim öğrenmiş, dini ilimlerin yanında aynı zamanda tasavvuf da öğrenmiş. Hoca Ahmet Yesevi hakkında bu bağlamda birçok hikaye daha anlatılmış, birçok menkıbe daha anlatılmış. Bunların bir kısmına şöyle bir geçiş yaparsak, iddialara göre küçük yaşta bir takım tecellilere mazhar olmuş, beklenmeyen bir takım olağanüstülükler sergilemeye başlamış, bu durum çevresinin dikkatini çekmiş, 6 yaşında babasını kaybetmişti, dikkat edin 7 yaşında güya Hızır'la karşılaşmış ki Hızır mitinin Türk İslam kültüründe farklı bir yerinin olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Yani menkıbeler iç içe geçmiştir hayatıyla ilgili anlatılar arasında. Kendi dilinden söylersek 11'inde rahmet denizi dolup taşmıştır. Hatta yine kendi ifadelerinden Allah dedim şeytan benden uzaklaştı. Geçici heves sen ben fikri göçüp gitti diyecektir. Bu da hikmetinden bir aklımda kalan bir pasaj. Kısa zamanda manevi mertebeleri bir bir aşacak ve önemli bir noktaya gelecek. Giderek halk tarafından da artık tanınmaya başlayacaktır. Ahmet Yesevi, hocası Arslan Bab'ın veya Arslan Baba'nın vefatından sonra takriben
27 yaşlarındayken Buhara'ya gitmiş ve burada devrin önemli alim ve mutasavvıfı olan Yusuf el-Hemedani ile tanışmış ve ona intisap etmiştir. Dolayısıyla hocası Yusuf el-Hemedani onun manevi hayatında son derece etkili olan ikinci bir isim olarak karşımıza çıkıyor Arslan Bab'ın yanı sıra. Yusuf el-Hemedani İslami eğitimin yanı sıra ona ayrıca tasavvuf terbiyesi de vermiş, aldığı eğitim çerçevesinde Yesevi'nin hayatında dinin ana ilkeleri olan Kur'an ve sünnet temel merkeze yerleşmiş ve bu iki kaynağın son derece etkili olduğu, izlerinin derin olduğu söylenir. Kendisi aynı zamanda Hanefi ekole mensuptur. Bunun niçin söylüyorum hocam? Çünkü yetişme anlayışında bunun izlerine yer yer rastlıyoruz. Mesela kendisinin anlayışına göre İslam ilkeleriyle örtüşmeyen veya şeriata yani Kur'an'a uygun olmayan tarikatın batıl olduğunu söylemiş. Ki tarikatçılar arasında bu tarz şeyleri pek bulamazsınız. Ancak İslami öğretiye, Kur'an'a aykırı olan bir tarikatın batıl olduğunu söyleyecek kadar meselelere akılcı bakabilen birisidir. Bu yüzden değinme gereği hissettim. Hoca Ahmet Yesevi hikmetlerinden bahsederken aynen şöyle diyor. Benim hikmetlerimin kaynağı Allah'ın fermanıdır. Kişi nasip almazsa yolda kalır. Devam ediyor. Benim hikmetlerimin kaynağı hadistir diyor. Kişi nasip almazsa bil ki habistir. Dikkat ederseniz burada hikmetlerin kaynağının Allah'tan geldiğini ifade eder ki bu tasavvuf geleneğinde aşağı yukarı dillendirilen bir detaydır ama burada Hoca Ahmet Yesevi'ye haksızlık yapmayalım. Burada Kur'an ilkeleriyle uyumlu bir yol haritası çizmiş olduğunun altını özellikle çizelim. Hoca Ahmet Yesevi 34 yaşlarına geldiği zaman önemli merhaleler kat etmiştir artık ve kendisi de zaten bunu ifade ediyor. Nitekim de diyor ki 34 yaşıma geldiğimde alim oldum, bilge oldum, Rabbim hikmet söyle dedi, söyler oldum. Dolayısıyla da artık piştiğini bizzat kendisi de ifade ediyor. Hocasının aldığı terbiye ve öğreti doğrultusunda irşada başlayacaktır, Türkistan'ı dolaşacaktır ve bölgenin İslamlaşmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Yusuf el-Hemedani'nin vefatından sonra peş peşe iki öğrencisi makama gelecek. Ondan sonra da makama Hoca Ahmet Yesevi gelecektir. Fakat makamda uzun süre kalmayacaktır. Nitekim 1160 yılında bu makama geçecek. Sonra yerini terk edecek. 1166'larda da zaten vefat edecektir. İddialara göre daha önce hocasından aldığı bir işaret nedeniyle makamı Abdülhalik Gucduvani vardır. Ona bırakacak ve kendisi Yesi'ye dönecektir. Burada bir dergah kuracak ve gelen öğrencilerine İslam'ı anlatacaktır. Ve bu bağlamda irşat faaliyetlerini bu şekilde sürdürecektir. Az önce de belirttiğim gibi 1166 yılında da zaten vefat edecektir. Hoca Ahmet Yesevi ahlaka büyük önem vermiş şahsiyetlerden birisidir. Çevresinde toplananlara güzel ahlakı anlatmış, çalışmanın öneminden bahsetmiş ve üretimin önemini anlatmış, İslam'ın güzelliklerinden söz etmiş, İslam'ın esaslarını, şeriat hükümlerini, tarikatın adab ve erkanını anlatmış ve onları bu ilkeler doğrultusunda irşat etmeye çalışmıştır. Dikkat ederseniz ahlak, çalışma, Kur'an, Kur'an'ın ilkeleri yani şeriatın ilkeleri dediğimiz güzel ahlak ve üretim. Bunlar tarikatçılarda pek bilinmez. Bunlar postun üzerinde yan gelir yatarlar, garibanların sırtından geçinirler. Ama Hoca Ahmet Yesevi'yi onlardan ayıran temel özelliklerden birisinin bu yönü olduğunu aktiftir, dinamiktir, öğretisini kalıplar içerisine sokmamıştır. Diğer tarikatlara göre daha akılcı bir çizgide veya ahlak öğretisini daha ön planda tutan bir yol izlediğini belirtmekte yarar vardır.
Hoca Ahmet Yesevi Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilir. Yani medrese eğitimi aldığı zaman Türk olmasına rağmen, Türkçeyi ustalıkla kullanmasına rağmen Arapça ve Farsçayı da iyi derecede bilir. Ama dikkat ederseniz bizim Türk İslam alimleri daha çok Farsça ve Arapça'nın etkisinde kalırken Hoca Ahmet Yesevi onlardan farklı olarak Türkçe hikmetlerini yazacak ve Türkçe ifade edecektir, Türkçe söyleyecektir ve Türk insanına kendi lisanıyla, kendi diliyle hitap edecektir. Burası son derece önemlidir. Özellikle de edebi yönü nedeniyle Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır. Hikmetlerini sade bir üslupla ve aynı zamanda herkesin anlayabileceği bir yalınlıkla söylemiş, ifade etmiş. Böylece Türk dilini hem Arapça hem de Farsçanın etkisinden korunmuştur. Bu yönüyle son derece önemlidir. Buna da dikkat çekelim. Hakikaten de hakkı ödenmez bu anlamda. Dolayısıyla da Türkçe'ye de büyük hizmet etmiş önemli manevi mimarlarımızdan birisidir dersek hakkını teslim etmiş oluruz. Türkçeyi kullanarak fikirlerini aynı zamanda Türkler arasında daha kolay yayılmasını sağlamıştır ki dikkat ederseniz kendisi zaten bir irşatçı, bir mürşit. Dolayısıyla da edip bir kişi biliyorsunuz şiirin yani halk nezdindeki etkisini, önemini. Dolayısıyla da öğretilerini bu şekilde yaymış. Dervişleri de aynı yolu izlemişler. Dolayısıyla da Türk toplulukları arasında ve Türk halkı arasında oldukça önemli bir yer edinmiştir ki Türkçenin burada dilin bu konuda ne derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizmiş olalım. Tevazu ve sadelik güzel ahlakın yanı sıra öğretisinin temel ilkelerinden olmuştur. Ahlak temelli din anlayışı Türk milletinin hafızasında yer etmiştir ve derin etki bırakmıştır. Öğretinin temelinde insan ve ahlak vardır. Yani Yesevilik öğretisinin temelinde bu son derece önemlidir. O yüzden Türkler tarafından büyük kabul görmüştür ve Türkistan'ın İslamlaşmasında da Hoca Ahmet Yesevi birazdan anlatacağım son derece önemli bir etkiye sahip olmuştur. Onu farklı kılan temel veya önemli yönlerinden birisi de inandıklarını ve öğrendiklerini yerli halk ve göçebe köylülerin diliyle veya anlayışıyla veya idrakiyle seslendirmiş olması, onların anlayabileceği sadelikle sunmuş olmasıdır. Yani şiir söylemek için söylemiyor hikmetlerini. Dikkat edin, yaşamak için söylüyor. Yani halkın gönlüne hitap ediyor. Halk tarafından, geniş kitleler tarafından kabul görmesinin en önemli nedenlerinden birisi budur. İslam'ı bu yönüyle Türklere sevdirmiş, şiiri ustalıkla kullanmış ve dediğimiz gibi bir irşatçı olarak şiirden yararlanmış ki bu onun edebi yönüyle de alakalı bir durumdur. Türk insanına bu yolla İslam'ı öğretmeye çalışmıştır ki ve bu konuda da son derece başarılı olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Bazen Türkçeyi kullandığı için eleştirildiğinden bile söz etmiştir ama halk dilini kullanmaya devam etmiştir. Burası da son derece önemli. Yani vazgeçmiyor Türkçeden ve bu yüzden de Türkler arasında daha kalıcı olmuş ve daha yaygın bir etkiye sahip olmuştur. Bir başka önemli nokta ise az önce de söylemeye çalıştım. Yani böyle bir sanat kaygısı gütmez hikmetlerini dile getirirken. Doğrudan yaşanması için söylüyor. Yani laf ola beri gele diye değil, bizzat öğretisinin temelini hikmetli sözlerle ifade ediyor. Sanat endişesi gütmüyor. Şiir söyleme gibi bir amaçla söylemiyor. Ve bunu öğreticilik yönünü bu ve edebi yönünü şiir üzerinden anlatıyor. Bu itibarla da hikmetleri halk edebiyatı niteliğindedir ve hece vezninde beyitlerden oluşur. Bir nevi Kaşgarlı Mahmud'un bu Divanı Lügatı Türk adlı eserinin bir devamı niteliğindedir ve bu yüzden oldukça kalıcı olmuş, oldukça etkili olmuştur. Dikkat ederseniz hep deriz Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı alimleri bir tane Türkçe eser yazmadılar. Dini anlamda söylüyorum. Ama bakınız Hoca Ahmet Yesevi'ye gidiyorsunuz, dili Türkçe. Onun için de işte Türklerin piri olmuştur ve son derece de derin etki bırakmıştır. Şeriat ve tarikatı ustalıkla birleştirmiştir aynı zamanda bir başka yönü.
ve Hoca Ahmet Yesevi'nin tarikatı olan bu Yesevilik, Türkler arasında bu yönüyle de hızla karşılık bulmuştur. Onun edebi ve fikri yönü bir yana bırakılırsa, aynı zamanda menkıbevi hayatı da yine etkili olmuştur. Türk dünyasında büyük karşılık bulmuştur ki, zaten söylediğim insanoğlunun bu menkıbevi hayata karşı veya menkıbelere karşı yani çok yumuşak tarafı vardı ve halk nezdinde bunlar daha fazla kabul görüyor. Velev ki akla aykırı olsa, bu nedenle de geniş coğrafyaya yayılarak asırlarca etkisini veya öğretisini sürdürebilmiştir. Böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Peki, az önce söyledim, Türkistan'ı İslamlaştırıyor, burada irşat faaliyetlerine başlıyor ve Türkistan'ı İslamlaştırması nedeniyle de Piri Türkistan olarak biliniyor. Neden acaba bu bölgede bu kadar etkili oldu? Dikkat edin, 11. yüzyıldan bahsediyoruz. Hatta 12. yüzyıla geldik. Bizim Türk kafası şöyle çalışıyor. Zannediyoruz ki İslam fetihleriyle birlikte Türkler İslamlaştılar. Ya ben daha önceki videolarımda belirttim. Hayır, tam tersini söylüyorum ben. Türkler Emeviler döneminde bol bol savaştılar ve kanlı çatışmalar yaptılar. Abbasilere biraz yanaştılar ama Abbasilerin gücü zayıfladıktan sonra dikkat edin, Oğuzlar 10. yüzyıldan itibaren İslamlaşmaya başlıyorlar. İşte Türkistan Hoca Ahmet Yesevi sayesinde Müslüman oluyor. Yani orada at koşturmadı Arap, Müslüman Araplar veya bu nedenle efendim Kuteybe'nin baskısı veya İbni Mühelleb'in baskısı nedeniyle buralarda İslamlaşma olmadı. Günaydın. Özellikle de tarihi verilere dikkat etmek gerekir. Bakınız 11-12. yüzyılda bu bölgeler İslamlaşıyor. O yüzden de Türkistan'ın İslamlaşmasında Hoca Ahmet Yesevi'nin oldukça derin etkisinin olduğunu bu vesileyle tekrar söyleyelim. Yani Türkistan aynı zamanda Horasan bölgesine de katalım ve bu dönemde hızlı bir ivme kazanıyor. Yani onun döneminde. Bunun bir başka sebebi daha vardır. Neden acaba bu bölgede etkili oldu Hoca Ahmet Yesevi? Dikkat ederseniz sevgili dostlar, 1157'lerde Selçuklu Devleti çökmüştür. Büyük Selçukluları kastediyorum. Zira Maveraünnehir bölgesine bunlar hakimdiler. Ancak Sultan Sencer'in 1157'deki ölümünden sonra artık devlet dağılma sürecine girmiş. Onlar Selçukluların yerini Harzemşahlar almış ve buna ilaveten Horasan ve Türkistan bölgesinde aynı zamanda tasavvufun etkisi daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. İşte Hoca Ahmet Yesevi böyle bir siyasi ve manevi atmosferde devreye girdiği için özellikle de bu Türkistan bölgesinde son derece etkili olmuş, adeta bir sığınak gibi algılanmıştır ve bu siyasi boşluk hem onun manevi yönüyle hem de öğretisinin etkisiyle hızla halk tarafında kabul görmüş ve yaşanan bu boşluğu onun manevi nüfuzu deyim yerindeyse doldurmuştur. Bu itibarla da Türkler kitleler halinde onun etrafında toplanmaya başlamıştır. Hoca Ahmet Yesevi'nin etkisi büyük oranda bununla alakalıdır. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Öğretisi üstelik sadece Türkistan'la sınırlı kalmamıştır. Orta Asya'dan Tuna Nehri'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır ki Anadolu erenleri veya alperenler bu öğretiden feyiz alıp Anadolu'ya kadar gelmişler ve buranın yurt olmasını sağlamışlardır ki Tuna boylarına kadar da bu iz devam etmiştir. Onun yolu sadece inançla sınırlı kalmamış, Türkler arasında derin bir etki bırakmış ve aynı zamanda Türklerin ortak atası olmuştur. Bu itibarla Hoca Ahmet Yesevi bizim tarihimizde hele hele manevi hayatımızda son derece etkilidir, önemlidir. Velev ki az önce söylediğim gibi bir takım menkıbevi hususlarda olsa ki kaldı ki Türkler zaten destanlara büyük önem verirler. Bizim tarihimizde destanlarında, menkıbelerinde son derece önemli yönü vardır. Ama Hoca Ahmet Yesevi'nin tarikatı bu anlamda ahlak, akıl, Kur'an, Hazreti Peygamber'in Kur'an'a uygun sünneti ve bu bağlamdaki öğreti, çalışmak, üretmek ve hani güzel ahlak, bunlar son derece etkili mesajlardır ve bunun da kendi dilinden zikredilmesi bir o kadar daha bu mesajın etkisini artırmıştır. Bunu belirtmekte yarar vardır. Bu itibarla da
Tasavvuf da bu yönüyle onun öncülüğünde Türkler arasında daha derin bir etkiye, daha köklü bir etkiye sahip olmuştur. Adeta Türk dünyasının bu yönüyle manevi mimarı olmuştur desek yeri vardır. Dini hayatımızın en önemli yapı taşlarından birisidir. Yesevi aynı zamanda Türklerin daha fazla Arap ve Fars kültürünün etkisine girmelerinin de önünü kesmiş ve etkisinde kalmalarının da önünü kesmiş. Nitekim de onun hakkını teslim eden Yahya Kemal onunla ilgili aynen şu ifadeyi kullanıyor. Bizim milliyetimizi diyor onda bulmalıyız. Burası son derece önemli. Bunun altını çizelim. Yani Asya'dan doğup ta Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir manevi köprü kuruyor ve Yahya Kemal'in de bu sözünü esas alırsanız Türk kültüründe, Türklerin manevi hayatında nasıl bir derin etkisinin olduğunu zannederim tahmin edebiliriz. Onun din anlayışı ve öğretisi basma kalıp ve şekilci değildir. Yani takke, sarık, fistan, giysi, kostüm, sakal bunlarla sınırlı değildir dikkat ederseniz. Ve az önce söylediğim gibi çalışmak ve üretmek esastır ve aynı zamanda bir gönül mimarıdır. Akıl ve gönül İslam'ının müşahhas örneğidir aynı zamanda ki bu damar ta dikkat ederseniz Hanefi ekole göre yetiştiğini söyledim. Ebu Hanife'den, Maturidi'den gelen o damar Anadolu'ya, Anadolu irfanı, Anadolu erenleri olarak gelecektir ki işte o akıl ve gönülle birleşen İslam anlayışıdır. Neden etkili olduğunun ipuçlarını burada aramak gerekir. Dikkat edin mesela Hikmet'in de diğer tasavvuflarda bunu bulamazsınız veya bugün Türkiye'de yaygın olan tasavvuflar arasında veya tarikatlar arasında ne diyor Hikmet'in de? Kafirin bile incitilmemesi gerektiğini söylüyor. Şu inceliğe, şu zarafete, şu nezakete bakar mısınız? Mesela sünnet imiş kafir de olsa incitmesen hüda bizardır katı yürekli gönül incitenden diyecektir. Dikkat edin buna. Böylesine zengin bir manevi miras bırakmıştır. Dolayısıyla onun öğretisi aynı zamanda bir gönül öğretisidir. Anadolu'ya gelen Anadolu erenleri de bu damardan, bu menbaadan beslenmişlerdir. Anadolu irfanı, Anadolu irfanı deyip de kendisinden olmayanı yeri geldiğinde öldürecek kadar vahşileşen anlayışın nasıl sadece dillerinden öteye gitmediğini de sözlerini bu vesileyle belirtmiş olalım. İşte Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretisine baktığınız zaman böyle bir ötekileştirmeyi göremezsiniz. Kafire bile hoşgörüyle bakan bir anlayışı temsil eder. Bu itibarla da Türkistan'dan Tuna'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Kimi iddialara veya efsanelere göre 99 bini bulan müritlerinin olduğundan sayıları 99 bini bulduğu söylenir. Bunların tabii hani mutlaka verili bir rakam değil ama yani ne derece etkili olduğunu söylemek için dile getirilen rakamlardır. Birçok tarikat onun bu öğretisinden beslenmiş fakat zamanla Anadolu'da tarikatların şekli değişecek ve özellikle Osmanlı'nın bu Kadiriliği ve Nakşiliği getirip de himaye etmesinden sonra o Anadolu irfanı dediğimiz damar giderek kuruyacak ve daha farklı bugünkü tablo karşımıza çıkacak. Bunu da bu vesileyle belirteyim. Yalnız bu konuya girersem videom çok uzayacağı için bunu burada bırakacağım. Zaten Kadiriliği anlatmıştım. Nasip olur bir de Nakşilik'ten bahsedersek bu üçüyle birlikte bunları kıyasladığınız zaman bazı sonuçlara zaten siz de gidebilirsiniz. Nakşilik'ten bahsettim. Mesela Orta Asya'da ve Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin derin etkisinin olduğundan söz ettim ama burada aynı zamanda Nakşilik de etkili olacaktır ve Yesevilerle Nakşibendiler arasında yer yerde çatışmalar veya münakaşalar da olacaktır. Ancak aralarında dostane ilişkilerin olduğunu da belirtelim. Nakşiler bu idarecilerle ilişkilerde Yesevilerden her zaman daha önde olacaklardır. Bu nedenle de Nakşibendilerin bu Maveraun Nehir'deki siyasi güçlerinin Yesevilikten daha fazla olduğunu da bu vesileyle anlatmış olalım. Ve dediğimiz gibi Anadolu'ya geldiğimiz zaman niçin farklılaştı ve Yesevilik bu Hoca Ahmet Yesevi'den itibaren Anadolu'ya gelen Yunus'ta,
Hacı Bektaş'ı veliye kendisini bulan bu anlayış, bu damar niye kurutulduğunun uzantıları çok fazladır. Buna girersek zaten bu videonun boyutunu fazlasıyla aşmış oluruz. İddialara göre pirimiz Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiği zaman, burası son derece ilginç, belki biraz eleştirel baktığımı düşünebilirsiniz. 63 yaşlarına geldiği zaman Resulullah'ın bu yaşta vefat etmiş olduğundan hareketle kendisine tekkesinin avlusunda bir çilehane yaptırmış ve ölene kadar burada kalmıştır. Vefatına kadar bir daha buradan çıkmamış, sadece ibadetle meşgul olmuştur. Ben bunun efsane olduğunu düşünüyorum. Zira tarikatı dediğimiz gibi basma kalıp kalıp bir tarikat değil ve aynı zamanda irşat faaliyetleriyle dinamiktir, aktiftir. Oysa bu iddianın reel hayatta ve onun öğretisinde bir karşılığı yoktur. Zira buna bakarsanız bundan sonraki ömrünü çilehanede tamamlayacaktır. Oysa bu süreç içerisinde Safahat'ta aynı zamanda Bukhara'ya kadar da gitmiş. Yani efsaneleri eğer birleştirirseniz çok sağlıklı bir sonuca gitmeyiz. Ancak böyle de bir hikayeden bahsedilir. Belki çilehanedeki hayatı bu şekilde ifade edilmiştir. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi Ahmet Yesevi hakkındaki menkıbeler, hikayeler birbirine karıştırıldığı için biyografisiyle ilgili bir takım anlatılar da menkıbeye büründürülmüş ve adeta efsanevi bir kişiliğe dönüştürülmüştür. Mesela sağlığında olduğu gibi ölümünden sonra da bir takım kerametlerinden bahsedilmiştir ve bunların devam ettiği gibi iddiaları ileri sürülmüştür. Rivayetlere göre kendisinden çok çok sonra yaşayan Timur'un rüyasına girmiş. O nedenle Timur ona büyük bir saygı duymuş. İddialara göre Timur rüyasında ona kendisine zafer müjdelediğini söylemiş ve zafere ulaşınca da Yesi'ye gelip onun manevi makamında saygıda bulunmuş ve kabrinin üzerine bir de dillere destan bir şaheser türbe yaptırmış ve bu şekilde birkaç yıl süren çalışmalardan sonra türbenin yanına bir de cami ve dergah halinde bir külliye inşa edilmiştir ve böylece onun ölümsüzlüğü daha da kaim hale gelmiştir. Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi atmosferinden yararlanma ümidiyle insanlar bu dergahın etrafında yer alıp buraya defnedilmek istemişlerdir ve bu şekilde mezarının yakınlarında birçok mezar yeri satın alınmış. Hatta iddialara göre kışın ölenleri bir keçenin içerisinde bir ağaca astıkları ve sonradan işte yollar açılınca getirilip buraya defnedildiği gibi bir takım efsanelerden bahsedilir. Bunlara hızlı geçiyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin bir oğlu ve iki kızı olmuştur. Ancak oğlu İbrahim kendi sağlığında öldürülmüştür. Bunun detayı farklı. Kızı Gevher Şehnaz vasıtasıyla soyu devam etmiştir. Diğer kızının adı da Gevher Hoşnaz olarak zikredilmektedir. Birçok önemli isim neslini ona dayandırmıştır. Mesela bunlar arasında Evliya Çelebi'nin olduğunu bile belirteyim. Hatta Arabistan'da bile bugün onun soyuna dayandıranlar, kendilerini onun soyuna dayandıranların olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Diğer yandan videomun sonlarına geldim. Birçok daha konu var ama mecburu keseceğim. Kısaca hikmetinden söz edersek başlıca yapıtıdır. Diğer sözlerinde toplandığı bir başka eserinden daha söz edilir ama başlıca yapıtı hikmetidir. Kimi nüshalarda üslup ve dil farklılıklarının olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bu durum hikmetine bazı eklemelerin yapıldığını ortaya koymaktadır ki bunu uzmanları söylerler. Yalnız bu söylenenlerde yine onun öğretisi ve onun öğretisinden ortaya çıkan esin kaynağı olarak dile getirilmiş inanç veya düşünceler olduğunu bu vesileyle belirtmiş olalım. Hikmetler Türkler arasında bir düşünce birliğinin teşekkül etmesi bakımından son derece önemlidir ve hala yani manevi şeyi derinliği korumaktadır. Sonuç itibarıyla büyük bir şahsiyetten bahsediyoruz. Türklerin ortak atasından söz ediyoruz ve bir video içerisinde de en azından benim dilim bu kadar dönebildi.
Umarım az da olsa tanıtabildim. Ancak Anadolu'ya gelip de neden burada eksik kaldığı noktasını diğer tarikatlarla ilgili bilgi verdiğim zaman ve Osmanlı'daki durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman zincirin halkaları o zaman tam olarak yerine oturmuş olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.